Evet arkadaşlar, sabah kalktım. Abime çorba götürülecekmiş. Çorba. Çorbaya başlayacak abim, başladı yani. Başlamış. Hemen abime bir hasta çorbası olarak bildiğimiz bizim şeyimiz var. Helle. Aslında mercimek hellesi yapmayı düşünüyordum da arkadaşlar. Bu pirinç hellesi. Şu pirinç hellesi. Bu hasta yemeği olarak bilinir bizde. Gribe, soğuk algınlığına birebirdir, boğazı yumuşatmaya. Burada arkadaşlar pirinci suyla haşlıyor. Et suyu olursa daha güzel olur. Ondan sonra haşlanan pirincin içine un koyup karıştırıyor arkadaşlar. Bununla birlikte koyu kıvamını şöyle aldırıyor. Şu kıvam iyi buna. Daha sonra da soğanı küçük küçük ince ince doğruyor. Ben az yapacağım şeyi, yağı az koydum arkadaşlar. Çünkü abim rahatsız. Şöyle. Elimden titreyebilir. Ondan sonra bunun içine salça koyacağım biraz. Çünkü biraz rengini şey bulsun. Aslında ben normalde bize yaptığımda bunun içine bolca toz biber ve pul biber atıyor. Ama abim hasta olduğu için ne pul biberi ne toz biberi kaldırmaz vücudu. Çünkü abimin yani bağırsaklar çok kötü. Anladınız siz onu. Söylemeye gerek yok. Biraz koyulaşması lazım. Koyu kıvamlı yemesi lazım ama daha katı yiyeceklere başlamadık. Katı yiyecekler olsa patates falan haşlayıp götüreceğim püresini falan da. Yok. Katıya başlamadık daha. Daha dün bir, bugün iki çorba. O da iki kaşık içiyor zaten. Fazla içemiyor. Bu çorba çok lezzetli olur arkadaşlar. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Bunlar benim anamın yaptığı yemekler. Bizim hasta olduğumuzda anamın yaptığı yemekler, canım anamın. Allah rahmet eylesin. Anam adı, babam adı. Bu iyice kızaracak arkadaşlar böyle. Pembe olacak. Bunun özelliği bu. Bu soğanın böyle kokusu bu çorbaya işlemesi lazım. Çok vitaminli bence. Mercimekte de çok güzel oluyor. Mercimeği atıyor arkadaşlar. Yeşil mercimek. Bilmeyenler için söylüyor. Mercimek pişiyor. Biraz da tuz atıyor pişerken ki rengi mercimeğin kırmızıya dönsün diye. Renklensin diye. Tuzla haşlıyor mercimeği. İçine aynı unu koyuyor. Eziyor unu koyuyor. Unu karıştırıyor. Pişene kadar da karıştırıyor. Topaklanmasın diye. Ondan sonra aynısı gibi bu soğanı onun üstüne de yapıyor. Sadece pirinçle mercimek yeri değiştirmiş oluyor. Mantıken şöyle öyle düşünüyorum. Öyle oluyor çünkü. O da mercimek hellesi oluyor. Bu pirinç hellesi. Gözüm görmüyor ya. Kamerada izliyor. Şöyle. Bak kızardı. Birazcık salça koyalım şöyle. Elimi sabit tutmaya çalışıyor. Gözüm görmüyor. Gibi kokular yayıldı. Hemen bunun altını kapatıyor. Şöyle buna bir cos diyemeyecek çünkü şey koydum şöyle. Ben bunu daha sonra bunun içine sıyıracağım. Şimdi elimde kamera olduğu için çok fazla yapamıyorum. Şöyle karıştıralım.
Şimdi biz bunu yerken şey yaparız. Pul biber falan üstünden atarız. İşte çorbamız hazır arkadaşlar. Çorbamız hazır şu anda. Hazırladık çorbamızı. Biraz içine işlesin. Şey, kim o? Ne oldu? Nasıl oldu abi? İyi. Babamlarımla görüşürüz.